Merhaba. Merhaba, siz bizi görüyorsunuz ama biz sizi görmüyoruz. Tamam, bunu hallederiz. Tamam. Okay. Tamam, sesiniz geliyor. Tamam. Başlayabiliriz. Tamam. Başlangıçta arkadaşlar, özellikle bugünün önemi bizim için değerli. Kadının öze dönüşünü, toplumsal değişim dönüşümünü esas alan, toplumda var olma mücadelesini sadece yaşadığımız coğrafyada değil, dünyada varoluşuna öncülük ettiğimizin doğum gününü kutlayarak başlamak istiyoruz. Biz Kürdistan'da yeniden inşa ve yapılanma... Biraz daha yavaş konuşursanız tercümanlar için daha kolay olacak. Biraz daha yavaş konuşun. Tamam, ben biz hep yaşamımız çok hızlı ilerlediği için konuşmalarımızda bir an önce şunu yapalım, bir an önce bunu yapalım, böyle bir heyecandan dolayı ben bazen frenleyemeyebiliyorum konuşmamı, onun için özür diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz Bağlar Kadın Kooperatifini 2005 yılında yerel yönetimleri aldığımızda ilk belediye başkanlığında kadın pilot bölge seçildi. Bağlar Belediye Başkanlığımız kadın arkadaşlarımızdan oldu. Ve bir ihtiyaçtan doğdu. Kooperatif bir ihtiyaç üzerine doğdu. Acaba biz kadınları yaşama nasıl katabiliriz? Daha çok toplumsal cinsiyet, kadının devlet, erkek, ve toplum üzerinde kendilerine yönelik yapılan şiddetle ilgili nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz? Bu esaslı bir kooperatif kuruldu. Bu kooperatif bu amaçla da çok ciddi çalışmalar yaptı. Başarıya da ulaştı, ancak siz de biliyorsunuz ihtiyaçlar insanları farklı arayışlara itiyor, farklı çalışmalara itiyor. Ve biz savaşla birlikte örgütlenmeye başladık. Hem savaştık hem örgütlendik, hala da aynı süreci devam ediyoruz. Acaba biz bu çalışmayı nasıl farkındalık oluşturabiliriz diye bir ekonomik model çalışmasına yöntemini biz de tartışmaya başladık. Önderliğimizin Kürdistan üzerinde geliştirilen paradigması... Özür dilerim, tercümanlar takip edemiyor. Biraz daha yavaş konuşursanız cümleleri anlayacak. Tamam. Yoksa sadece Türkçe anlayanlar anlayacak. O az kalıyor. Tamam. Sayın Öcalan'ın alternatif ekonomik modellerle ilgili esas aldığı Kürdistan'ın inşasındaki ekolojik, demokratik ekonomik modeli nasıl oluşacak diye ortaya koyduğu ilk tezden bu yana biz de bununla ilgili Bağlar Kadın Kooperatifi olarak kafamızı çok yorduk. Acaba biz bu dar alandan çıkıp Kürdistan'ın inşası ve bu inşayı da esas alan ekonomik paylaşımı nasıl yapabiliriz? Dünya savaşlarının, dünya kapitalizminin yarattığı bu travmaya karşı biz nasıl bir model oluşturabiliriz? Bunun üzerine biz de kafa yorduk. Biz de belli çalışmalar götürdük. Tabii bizim modelimizin esasında arkadaşlar bireysel hiçbir şey yok. Evet, birey önemlidir. Bireyin bireysel olarak gelişmesi, dönüşümü önemlidir. Ancak toplumsallaşmayan hiçbir şey, hiçbir değer anlam ifade etmez. Bu açıdan biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir stratejik ortaklık işbirliği yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı bir mor marketler zinciri var. Bu mor marketlere ürün yetiştirmeyi biz kendi modelimize esas alarak acaba nasıl yaşamsallaştırabiliriz üzerine bir çalışma yürüttük. Bağlar Kadın Kooperatifi aynı zamanda KEJA Ekonomi Komitesi'nin de bir parçası. Bu ekonomi komitesiyle birlikte biz köylerimizde modelimizi oluşturarak üretime başladık. Şu anda iki tane köyümüzde marketlerimizde yetiştirmek üzere orijinal doğal köy tavuğu yetiştiriyoruz. 1000'in üzerinde tavuğumuz şu anda, aslında biz bu çalışma bize geç bildirildi. Yoksa biz onların da birer videosunu, çalışmalarımızı yaptığımız videoyu da size aktarabilirdik. İki köyümüzde şu anda köy tavuğu yetiştiriyoruz. Dicle'de, Piram'da yakılan iki köyümüzde biz bal üretiyoruz ve keçi sütü, keçi peyniri ve hayvansal tarım üzerine. Orada iki köyde çalışmamızı başlattık. Bunları
Diyarbakır Karacadağ bölgesinde yine iki tane köyümüzde yoğurt, köy yoğurdu, doğal yoğurt daha doğrusu, köy demeyeyim çünkü köy artık siz de biliyorsunuz kapitalizmin girdiği her yeri kirletti. Köylüleri de kendinleştirerek kirletmeye çalışıyor. Fakat bizim paradigmamızın bize verdiği bir hareketimizin daha çok bize verdiği bir artı değer var. Özellikle kadın arkadaşlara. Biz elimizi vurduğumuz yerde arkadaşlarımız bize karşı bir ön sahiplenmesi var. Yani biz topluma böyle 2-0, 3-0 kadınlar olarak Kürdistan'da 3-0 bir çalışmaya başlarken aslında başlayabiliyoruz. Köy meclislerimizle köy komünlerimiz üzerinden bu çalışmaya başladı. Şu anda kolektif bir çalışmaya esas alan bu çalışmayla bu üretilenlerin tüketilebileceği alan olan mor marketleri de Büyükşehir Belediye'miz yapıyor ve bu çalışma bu şekilde hayata geçecek. Çok net bir çalışma, yani bu hayal değil. Ben çok böyle muhakkak orada bunun teorisini yazan, teorik aktarımını yapabilecek çok değerli arkadaşlar vardır. Biz de sizi teoriye çok boğmayacağız. Diğer yaptığımız çalışmaları size aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bir Rojava gerçeğimiz var. Biz kendimizi yaşadığımız coğrafyada doğrularımızdan, gerçekliğimizden uzak tutamayız. Bu değer yargılarımızdan uzak tutamayız. Dolayısıyla bir de öz savunma alanları oluşturulmasını esas alan bir ekonomik modelin de olması gerekiyor. Yani ben evet keşke bütün dünya silahsızlansa, keşke silahların hiç olmadığı bir dünya, insanların birbirini yaşamak için, barınmak için bu güzel doğayı tahrip etmeden yaşayacakları bir dünya olsa, ancak siz de biliyorsunuz ki Orta Doğu'da özellikle kapitalist devletlerin eliyle oluşturulan ve ısrarla da Türkiye Devleti'nin de ortak olduğu Kürt gençlerine ve Kürt coğrafyasına, Kürt örgütlenmelerine karşı oluşturulan bir DAEŞ çeteleri var. Bu gerçeklik de bize şunu gösterdi. Siz örgütlenmezseniz, siz örgütlüğünüzü oluşturmazsanız, öz savunmanızı oluşturmazsanız, öz savunma birliklerinizle birlikte yaşama dahil olmazsanız siz de yok olacaksınız. Dolayısıyla biz sadece üretimi, yine söylüyorum, keşke kapitalist düzenin bize dayattığı bu savaş mekanizmasını esas alan bir mekanizma olmasaydı, ancak biz ağır sanayinin de ister istemez Kürdistan'da olabileceğini biliyoruz. Yani bunun, ama acaba bunu yaparken doğayı nasıl tahrip edemeyiz, etmemeliyiz, nasıl ekolojik olacak, nasıl doğal olacak, o biraz çelişkili bir yaşam ama bu da olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu devletlere karşı da biz kendi modelimizi, savunma mekanizmamızı bile... Biraz daha yavaş konuşursanız, çünkü çevirmenler çeviremiyor, izleyicilerin yarısı hiçbir şey anlamayacak. Biraz daha yavaş anlatırsanız tamam. Şey olacak. Dolayısıyla bizim için erzem olan bir gerçek var. Demokratik olmayan hiçbir çalışma bizim için değerli değildir. Demokratik olmayan hiçbir yapı bizim için değerli değildir. Biz Orta Doğu'da yaşayan halklar olarak, özellikle de Kürtler, bunu fazlasıyla gördük. Biz düşüncemizi nasıl ortaklaştırabiliyorsak, aslında üzerinde bütün paylaşım savaşlarının esas alındığı, dünya savaşlarının üzerinde gerçekten büyük tahribatlar yarattığı ekonomimizi de paylaşmasak, paylaşmak bizim için elzem, paylaşmasak biz bu sistemin yeniden yutacağı birer balık haline dönüşeceğiz. Dolayısıyla bunlara karşı bir Kürdistan inşaat sürecini esas alan bu esas... Bu esas gücü ve öncülüğünü birbiriyle, birilerine peşkeş çekmeden birbiriyle uzlaşan, birbiriyle modelini oturtabilen bir yapıyı esas almak zorundayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, siz haklısınız ama hayat o kadar hızlı ilerliyor ki biz yavaş konuşamıyoruz, yavaş yaşayamıyoruz. Yani biz çok hızlı üretiyoruz, onun için sizden özür diliyorum. Yani herkesten özür diliyorum. Ben kapitalizmin şöyle bir gerçeği var. Ben veya benim gibi olursan başarılısın. Ancak benim gibi düşünürsen sen başarılısın, yaratabilirsin. Dolayısıyla bu düşünceyi iliklerimize kadar 5000 yıldır
yerleştiren bir mekanizmaya karşı Kürdistan'ın inşasına esas alanların öncü gücünü yapacak olan arkadaşlarımızın, bunun teorisini oluşturan arkadaşlarımızın bizim sizden ricamızdır. Pratiği esas alan bir teoriyi oluşturmanız. Dolayısıyla karma çalışmalarda bu kendini daha çok ortaya çıkarabiliyor. Biz özgün çalışmalarımızda, özellikle kadın özgün çalışmalarımızda %100 olmasa da %60'a 70'e varan bir başarı elde ediyoruz. Bu anlamda başarılı, ancak sisteme karşı daha profesyonel, daha sistemli, daha birbiriyle bağdaşan, daha birbiriyle kenetlenen bir yapının ortaya çıkması ve mevcut yapıya karşı durabilecek bir mekanizma demokratik olmazsa başarılı olamaz. Dolayısıyla dünya deneyimleri ortadadır. Biz bunun üzerinde biz de uzun süre kafa yorduk. İspanya'daki modelleri tartıştık, Küba'daki modelleri tartıştık. Örneğin bir küçük bir şey olacak ama Küba'daki biliyorsunuz, evet sigara zararlı ama püro fabrikalarında kadın arkadaşların, biz bir kitapta denk geldik buna, üretirken mesela 10 dakikalık kitap okuma saatleri var bunların. Yani hayat sadece parayı, bir şeyler üreterek bunu kapitale dönüştürüp kendinizi kapitalizme kurban edeceğiniz bir mekanizma değildir. Bunun yaşamsal değerleri var. Siz ahlaki, politik duruşunuzu ekonomi üretirken oluşturmazsanız birilerine kurban gideceksiniz. Yani 1800'lerde yazılan kitaplar var. Kapital yazıldı o zaman. Ama siz bunu yaşamsallaştırmadığınızda, hayat bulmadığında anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim biz burada kısmi de olsa yaşamımızda bunun pratiklerini oluşturuyoruz. Tabii ki dünya deneyimleri çok daha önemli. Biz birdenbire böyle girdik bu çalışmanın içerisine. Örneğin bu kooperatifi başta da söyledim, kurarken bile çok hızlı kuralım sonra içini doldururuz. Yani birilerine fırsat vermeden biz yaptık. Biz birlikte, bizim hareketimizin paradigmasına esas alan arkadaşlarımızın yarattığı bir değer oldu. Ve sadece teorisini değil, yani şu anda burada çalışan arkadaşlarımız %99 pratik alan içerisinde olan kadınlar. Ben bizim ekonomik şeyimizi de aktarmak istiyorum. Biz buradan mesela biz para almıyoruz yöneticiler olarak. Çünkü farklı bir alanda da çalışıyoruz. Üretimi yapan kadın arkadaşlar kimse, onlar üretimden faydalanıyor. Biz teorik olarak üretiyoruz diye buradan ekonomik bir fayda elde etmiyoruz. Onlara ortak oluyoruz bu anlamda. Yavaş çok önemlidir. Tamam. İyi anlamak istiyoruz. Tamam. Ancak ben yine söylüyorum, yani kapitalizm, bu kapitalist vahşete karşı, kapitalist sömürüye karşı örgütlenmenin, yeni örgütlenmenin, yeni inşanın yolu tam da Sayın Öcalan'ın paradigmasına esas alan, özgürlük hareketinin yarattığı değerleri esas alan. Çünkü siz hayat en değerli şeydir. Bir canlıyı yok ettiğinizde yok oluyor. Siz onun topraktan, hayattan yok ettiğinizde yok oluyor, biliyoruz. Siz bu en değerli varlığı yok ettiğinizde yok ediyorsunuz, ama bir başkasını inşa ederken onun ölüleri üzerinden yapamazsınız. Onun yarattığı değerler üzerinden bir kirliliğe sebep olamazsınız. Biz, dolayısıyla bizim paradigmamız, biz bedenlerimizi vererek yarattığımız bir paradigma var. Biz ihaneti bu anlamda kabul edemeyiz. Bizim üzerimizden iyi teorisyenler olabilir, ancak iyi pratiklerini esas almayan, bunu demokratikleştirmeyen, bizim değer yargılarımızla oluşan bu yapıyı birilerine peşkeş çekmeye esas alan hiç kimse, hiçbir olgu, algı kabul edilemez. Hiçbir algıyı biz kabul etmeyeceğiz ve bizler var oldukça da bunu ettirmeyeceğiz. Muhtemelen de oradaki arkadaşlarımızın da ortak düşüncesi ve yaklaşımı budur. Böyle olmasa zaten bir arada olma şansımız biraz yok. Daha yavaş, biraz peki. Kendi çalışmalarınızı yapınızı. Biz şu anda, evet, şu anda bizim dediğim gibi şu anda iki atölyemiz var. Atölyemizde kıyafet dikiyoruz. Şu anda atölyedeyim zaten. Aynı zamanda deri çanta atölyemiz var. Deri işliyoruz. İşlenmiş deriyi getiriyoruz. Özel olarak hayvanlar kesilmiyor bu deriler için. Zaten mevcut olanlar kullanılıyor. Yine dediğim gibi biz, mor marketler aslında bizim için iyi bir araç oldu. Mor marketler sayesinde köy komünlerimizi oluşturduk. Köy komünleri ve meclisleri üzerinden de çok ciddi bir örgütlenmeye başladık. Arkadaşlar, şöyle, bunun ekonomik paylaşımı şöyle. Yani bu en çok sıkıntı yaratan şey şu.
Biz örneğin bir köyde hayvanları olan kadınlarla görüştük. Biz sizin ürünlerinizi alacağız. Satışını yapacağız. %80'i sizin. Örneğin o köyde ancak bağımsız 5 kadını bir araya getirdik. Minimum 5 kadınla çalışıyoruz. %20'si de bu çalışmayı yürüten arkadaşların payına, kendi paylarını bu şekilde kanalize ettiler. Hiçbir şekilde şunu kabul etmedik. Yani biz sizden alacağız, daha fazla kar elde edeceğiz, biz zengin olacağız ama sizi sömüreceğiz. Bu mekanizma olmaz. Dolayısıyla siz yaptığınız her çalışmada merkezinde olmadığınız, içselleştirmediğiniz hiçbir çalışmada da başarılı olamazsınız. Bundan dolayı mor marketler bizim için, bizim ekonomik modelimizi köylerde başlatmamız için çok iyi bir fırsat oldu. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin yarattığı bu proje değerlidir. Çok sahiplenilmesi gereken bir proje. Ancak biz kadınlar üzerinden bu çalışmayı götürüyoruz. Hiçbir şekilde erkek arkadaşlar bize güç veriyor. Ancak tamamıyla kadınların emeğiyle oluşturulan bir yapı, bir çalışma. Böyle dediğim gibi köy komünlerini oluşturduk ve bunu Bağlar Kadın Kooperatifi üzerinden yapıyoruz. Yani salt, keca, ekonomi vesaire değil. Tamamıyla Bağlar Kadın Kooperatifi'nin ekonomik, Kürdistan'daki ekonomik modeli, yeni ekonomik modeli ve paradigmayı esas alan bir yapıyla oluşturduğu bir çalışmadır. Bu anlamda değer biçiyoruz. Yoksa bizim de şöyle bir derdimiz, ben daha çok kazanayım ya da birileri daha çok kazansın, 3 tane farklı köylü kazansın değil. Örneğin bir köyümüzde 5 tane kadın arkadaşımız geldi. Hatta 6 tane köy, mevsimlik köy tarım işçisi bunlar. Biz gitmek istemiyoruz herhangi bir yere. Ancak paramız da yok. Biz nasıl yapacağız? Biz de bu arkadaşlarımıza örneğin bizden 10 tane koyun istediler. Bunu alacak mekanizmayı istediler. Biz de onlara oluşturduk bu şeyi. 10 tane koyunu aldık. Arkadaşlarımıza verdik. Şu anda sütünü sağıyorlar. Biliyorsunuz burası sıcak ve koyunlar artık biz koyun yoğurdu yiyoruz. Yani burada o doğal yoğurdu yiyoruz. Üretiyorlar ve ürettiklerini satıyorlar. Ancak şunu yapmadık. Hani hibe etmiyoruz biz kimseye bir şeyi. Bu sizin kar amaçlı değil. Paradan para kazanma değil. Biz bu para, bunu 10 liraya mı aldık? 10 liralık geri döngüsünü kazandıkça yapacaklar. Ancak bu şöyle bir akitimiz yok bizim kendi aramızda. Bir sözleşmemiz yok. Bizim sözümüz sözleşmemiz. Bizim de birlikte yürüyen arkadaşlarımız, bizim değer yargılarımıza esas alanlar için sözümüz sözleşmemizdir. Belki bu dönemde çok itibar görmeyebilir, çok ilkel de gelebilir. Ancak bu bir gerçek. Sözümüz bizim tek akdimiz, tek sözleşmemiz ve başarılı. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Belki kamerayla biraz atölye gösterebilirsiniz. TTK'den Aziz de buradadır. Biraz daha fazla anlatacak. Belki biraz kamerayla gösterirseniz ondan sonra bitiriyoruz. Olabilir mi? Ses mi geliyor mu? Ben duyuyorum. Ben şimdi ürettiğimiz diğer ürünleri size göstereceğim. Daha önce de biz aslında Avrupa'ya gönderdik bu ürettiğimiz ürünleri. Örneğin bu deri çantalar, aksesuarlar. Bunlar deriden yaptıklarımız. Diğerleri bu elbiselerimiz. Atölyemizde üretiyoruz. Yalnızca ulusal kıyafet üretmiyoruz. Aynı zamanda günlük hayatta kullanabilecekleri her şeyi üretiyoruz. Bu yüzden aslında 10 tane kadının tek başına ürettiği, tek başına yarattığı bir değer gibi başladı. Fakat şu anda ben diyebilirim, milyonlara biz şu anda ulaştık. Yani en azından Diyarbakır Nevrozu'nda 8 Mart'ta gördük. Herkesin akın akın geldiği bir alan oldu. İnsanların rahatlıkla gelip konuşup ürettiklerini alabildikleri bir alan oldu. Ben çok aslında siyaset yapmak istemiyorum. Şu anda artık siyaset zaman değil, pratik zaman. Çünkü siyaseti yaratanlar yarattı. Bunun 10 yıllardır, 100 yıllardır biz bedelini ağır ödedik, ödüyoruz. Hala da ödüyoruz. Belki daha da ödeyeceğiz. Ancak bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız onurlu bir yaşam var. Esas olan, eğer siz artı değerinizi paylaşabiliyorsanız siz ahlaki ve politik bir toplum yaratmışsınız demektir. Eğer siz paylaşamıyorsanız, bu bir gerçek, ekmeğinizi paylaşamıyorsanız siz hiçbir şeyinizi paylaşamazsınız. Siz sadece sözlerle, sadece cümlelerle günlerce bizler konuşmalar yapabiliriz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben yapılan çalışmayı değersiz kılmak istemiyorum. Öyle bir derdim yok. Her emek değerlidir. Yaratılan her çalışma değerlidir. Ancak bu yaratılan değerlerin
pratik yaşamda anlam bulması, değer bulması çok önemli. Dolayısıyla sizlerden bizim de isteğimiz şu, kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşebilir, olabilirliği yüksek olan çalışmaları önümüze açacak bir çalışma yürütürseniz bizim için de değerlidir, biz de esas alacağız. Çünkü güney sahası, kuzey sahası, Avrupa sahası diye bir kağıt üzerinde bir kavramsal farklılık olabilir. Ancak öz esastır. Asıl olan da Orta Doğu topraklarında, Kürdistan topraklarında yaratılan, yaşatılan bu vahşi kapitalizme karşı Kürt gençlerinin, Kürt kadınlarının, erkeklerinin, yaşlılarının yarattığı değeri esas alan bir ekonomik modeli hayata geçirmektir. Dolayısıyla sizin yaptığınız çalışmadan dolayı biz size başarılar diliyoruz. Ve Kürdistan'da bu değerleri esas alan, bize bu öncülüğü yaratan şehitlerimize de bizim sözümüzdür. Biz var oldukça da kapitalizmin bize en azından dayattığı hiçbir yaşamı, hiçbir yaklaşımı esas almadan onların yarattığı değeri en azından kendimizde bir adım bile öne götürebilirsek, bir adım deniz yıldızı misali bir hayallerini bile gerçekleştirebilirsek kendimizi bir şey yapmış sayacağız. Yoksa onların yarattığı değer paha biçilmez. Bunun maddi hiçbir karşılığı yok. Ancak onların yarattığı manevi değerin yaşamda değer bulması bütün dünya devrimlerinde öyledir. Bedeller ödenir ancak birileri gelir. Eğer siz sahip çıkmazsanız o bedelleri, o değerleri kirli emellerine ortak ederler. Dolayısıyla bu değerleri anlamlı kılacak, bu değerlere anlam biçecek olanlar aslında bizleriz. Çok da kendimizi uzağında görmek doğru değil. Bu çalışmaları ve yaşamıştırıp pratiğe dönüştürmek bizim içeridir. Bizi de bu çalışmaya kattığınız için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Farklı sorunuz varsa da biz cevap verelim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve Özgür Kürdistan'ın inşasında inşallah bir arada olacağız.